1893 yılında Mısır valisi olan Abbas Hilmi Paşa gemisiyle Dalaman yakınlarındaki Sarsala Koyu'na geldiğinde bomboş ovayı görünce hayran kaldı. Hıdiv Abbas Paşa ava çok meraklıydı. Abbas Hilmi Paşa önce Sarsala Koyu'na iskele ve dopa yaptırdı. Ardından Dalaman'a kendisi için bir av köşkü yapılmasını istedi. Aynı dönemlerde Mısır'a da tren istasyonu yapılmasını istemişti. Bu iki projeyi gerçekleştirecek olan Fransız inşaat firması zamanla her iki binanın inşaatına başlar. Mısır'a tren istasyonu yapılacaktır, Dalaman'a ise av köşkü. Lakin Fransız şirketi projeleri karıştırır. Mısır'da tren yolunun kenarına av köşkü yapılırken trenin uğramadığı Dalaman'a bir tren istasyonu kısa sürede inşa edilir. Paşa bu binayı gördüğünde hayretler içerisinde kalır. Ancak garı yıktırmaya gönlü el vermez. Karın önüne döşenmiş tren raylarını kaldırtarak yapıyı çiftlik evine dönüştürdü ve 1924 yılına kadar burada yaşadı. 1928 yılından 1958 yılına kadar jandarma tarafından kullanılan bina günümüzde TİGEM tarafından kullanılmaktadır. Yaklaşık 115 yıldır hiçbir tren dumanının uğramadığı bu istasyona en yakın demir rayları yaklaşık 250 km uzaklıkta Aydın ilindedir. Arkadaşlar şimdi o tarihi tren garına geldim. Tabii ki de yanlışlıkla yapılan tren garı. Pandemi dolayısıyla içeri giriş yasak olduğu için giremiyorum. Ancak dışarıdan görüntü alacağım. Ama içerisinde görüntünü bulursam internette falan koyarım. Bu tarihi tren garında işte yanlışlıkla yapılan, daha doğrusu tren garında içerisinde bilet gişesi bile yapılmış. Ben asıl orayı merak ediyordum. Ama maalesef şu an göremiyoruz. Şu ağaç da çok güzel olmuş ya. Kocaman. Dediğim gibi pandemi dolayısıyla giriş yasak. Yakın bir zamanda restore edilmiş. Evet arkadaşlar, maalesef dediğim gibi içeri giremedim. Pandemi dolayısıyla yasaktı. Ama dışarıdan alabildiğim kadar görüntüyü aldım. Şimdi Hıdiv Abbas Paşa'nın Sarsala Koyu'na yaptırdığı depoyu görmeye gidiyorum. Umarım aradığımızı buluruz. Yolumuza devam edelim. Şu karşıdaki adanın arkasında Osmanlı'dan kalma tersane varmış. Kalıntıların hala durduğu söyleniyor. Ancak oraya tekneyle ulaşım yapabiliriz. Bir sonraki maceramız orası olabilir. Burası Sarsala Koyu. Yolu ne kadar kötü olsa da suyu çok güzeldir. Dalga genelde olmaz. Çoğu tatil için tercih ettiğim okullardan birisi. Eğer fırsatınız olursa mutlaka uğrayın derim ki özellikle yaz aylarında. Evet işte Abbas Paşa'nın yaptırdığı depo. Abbas Paşa buraya geldiğinde burayı çok beğendiği için bir liman ve bir de bu depoyu yaptırıyor. Özellikle az önce gittiğimiz tren garının olduğu alanda Dalaman Ovası'nı beğendiği için oraya bir av köşkü yaptırmak istiyor. Evet, gümrük binası ve hudut karakol olarak kullanılıyor. Tabii şu an günümüzde hiçbir şey kalmamıştı. Ve işin kötü yanı çok bakımsız halde ya. Hani yıkılması an meselesi yani. Karşısı Sarsala Koyu. Küçük bir bacası var. Büyük ihtimalle o günlerde buraya ilk geldiğinde küçük bir konaklama yeri olarak kullanmış olabilir. Yani bir tarih eserimiz daha korumasız olarak yıkılmayı bekliyor sanki. Burası da antik dönemlerde kullanılan zeytin deposuymuş. Bu da yine hemen Sarsala Koyu'nun yanında zaten. Bu antik dönemden kalmış ama büyük ihtimalle sonraki zamanlarda buraları yeniden yapıyı kurtarma amaçlı sıva yapmışlar gibi duruyor. Yani ben bunu bilmiyordum, yandan geçince fark ettim. Bu yörelerde de zeytin ağaçları açısından bayağı zengin olduğu için demek ki antik zamanlarda da zeytin önem veriyorlardı. Hemen dediğim gibi şurada Sarsala Koyu'nun yanında hemen. Evet, antik döneme ait taş zeytin deposu. Büyük ihtimalle bunun üstü kapalıydı, yani kubbe şeklindeydi. Tabi üst tarafları biraz daha dayanıksız olduğu için yıkılmış ama yine günümüze kadar da olsa az bir yapı kalmış, günümüze kadar da olsa. Evet arkadaşlar, bir maceranın daha sonuna geldik. Önce Dalaman'daki tren garına gittik, onu anlattık. Ardından yine o tren garına bağlantılı depoya, Hıdiv Abbas Paşa'nın yaptığı depoyu da göstermişti. Oradan sonra da eski antik çağda kullanılan, antik dönemlerde kullanılan zeytin deposunu da gördük. Güzel bir video oldu. Yine benim için yorucu ve eğlenceli bir gündü. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki maceralarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.